Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler, hanımlar, beyler, Özgür Demir ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, haliniz, keyfiniz nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? İş nasıl gidiyor? İnşallah her şey güzel gidiyordur. İstediğiniz gibi gidiyordur her şey. Evet, güzel bir oyunla devam ediyoruz yayınımıza. The Sinking City, Kayıp Şehir adında. Oyundan kısaca bahsedecek olursak 1920'li 30'lu yıllarda geçiyor. Bir tamamen adı gibi kayıp bir şehir ve okyanusun derinliklerinden çıkmış çok farklı bir atmosferi olan karanlık, kasvetli, yağmurlu, böyle gizemli, çok farklı karakterler olan bir oyun. Yani sizi sürüklüyor ve sürekli oynamanız gerekiyor oyunu. Böyle hikayeye odaklanmanız gerekiyor ana senaryoya ve bir dedektifsiniz. Dedektifin gözünden o zamanlar canlandırılmış ama genel atmosfer güzel, benim hoşuma gitti. O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Yeni oyun diyelim, kabul et diyelim ve Sign by Charles Reed. İstediğiniz gibi Oakmont kentindeki histeri ve görü vakalarındaki artışı araştırdım. Varsayımlarınızın doğru olduğu anlaşılıyor. Bu vakalar gerçekten burada daha sık yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen insanlar sizinkilerle benzer görülerden muzdarip. Boğulan bir şehir, büyük ve bilinmeyen bir şeyin varlığı gibi. Şans eseri, rahatsızlığın kaynağı. Evet, hemen devam etmek için tuşa basıyoruz ve hikayemize başlıyoruz. Kayıp şehir başlıyor. Güzel bir çay demledim. Sıcak çayımdan bir yudum alayım. Evet, aynada kendini görüyor. Orada bir asker arkadaşlarıyla fotoğrafı var sanırım. Bavulun içerisinden birçok asker, herhalde bu Bahriyeliymiş. Deniz kuvvetlerinde askermiş herhalde bir zamanlar. Askerleri, arkadaşları zombiye dönüşü, bir tek kendi kurtuldu. Herkes öldü, bir tek kendi kurtuldu demek ki. Sahnelere geçmeyeceğim arkadaşlar. Sahnelerin hepsini izleyeceğim çünkü hikayeye odaklanmak açısından ve hikayeyi anlamak açısından sahneleri geçersem bu sefer hiçbir anlamı kalmıyor ve emek harcamışlar. Şu gördüğünüz her sahnenin o kadar çok emeği var ki arkadaşlar. Hikayenin genel anlamda bütününü kaybetmemesi açısından çok fazla şey yapmayacağım böyle. Ondan sonra şöyle olmuş böyle olmuş demek istemiyorum. Atmosferin o gizemini size bırakıyorum incelemeyi. Tepemizde bir ahtapot var. Şehrin okyanusun içindeyiz. Çok garip. Geminin tam önündeyiz. Benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Onu söyleyeyim, yani oyunu oynamak istedim. Gerçekten de farklı bir atmosferi ve yapısı var. Kabustan uyandık. Evet, ilk yardım kiti tuğla diyor, Charon gemisi. Döndür, silah. Colt 1911, ooo silahın. Doldur diyor. Başka bir şey mi yapacağız? Sayın Bay Charles Reed. İstediğiniz gibi Oakmont kentinde histeri. Evet, bu biraz önce okuduğumuz yazı. Vaka raporunu etkinleştirmek için bas. Vaka raporunu, buradan mesajı o. Yan vakalar, tamamlanan vakalar haritada yerleştir. Space haritaya yerleştir. Tamam, kanıt yerleştir. Tamam, ESC çıkart. Şimdi, fotoğraf makinemizi alalım. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Plaka fotoğrafı. Fotoğrafını çektim. Gizemli bir nesnenin fotoğrafı. Umarım bunu kullanmak zorunda kalmam ama içimden bir ses kullanacağımı söylüyor. Colt 1911 silahımız, onu aldık.
Şurayı bir açsam da. Mermi kovanı, iki tane yay. Başka alacağım bir şey var mı? Buradaki silahı aldık. Şuraya bir bakayım. Ha, şuradan da silah seçebiliyoruz. 6 tane mermim var. Bir atış. Böyle bir atışı var. Etrafı şöyle inceleyin. 1920'li ve 30'lu yıllarda geçtiğini biraz önce söylemiştim. Oyunun genel atmosferi çok karanlık. Böyle yağmurlu. Çok tuhaf. Burada da böyle bir resimler var. O zaman herhalde ya sanatçılar ya da o zamanki ünlü bayanların resimleri, hanımefendilerin resimlerini duvara asmışlar. Burada benim yattığım yataktı. Askeriye ya, buraya zor geldik ama. Okon shipping to. Şunu span der. Turist reklamlarına asla güvenme diyor. Turist reklamlarına asla güvenme. Başka burada inceleyebileceğim. Bu bütün kanıtları vaka. Bu şey gözü. Neydi onun adı? Q'ya bastığım zaman zihin gözü. Zihnimle canlandırıyorum. Yani bir şeyleri çözerken zihnimi kullanıyorum. Evet, buradan bir an önce çıkalım ve şuradan ilerleyelim. Burada bir gemide, işte bizim adamımız bu. Adamın giyimine bakar mısınız? Sarı sarı giyinmiş. Şöyle bir etrafı inceleyin. Bir yağmur yağıyor. Karakterimiz bu. Üstüne giymiş kürklü paltoyu, kafada fötr şapka. Etraf böyle bir tuhaf bir yer. Böyle çok esrarengiz bir yer. Sonunda Bay Charles Reed, sizinle tanışmak ne büyük bir şeref. Sizinle bizzat tanışmak ne büyük. Tanışımıza memnun oldum Bay Jonas Vanderberg. Hizmetinizdeyim. Geldiğiniz an sizinle buluşmak için söz vermiştim. Çok teşekkürler Bay Vanderberg. Ben mecazi anlamda söylediğimizi düşünmüştüm sanırım. Lütfen bana Jonas de. Ne kadar da terbiyesizim. Gururlu şehir Oakmont'a hoş geldin. Maalesef şu anda en iyi zamanları değil. Ama en önemli zamanı. Sorunuma gelince, bu şehrin olayı nedir? Güzel takım. Şimdi burada sormamız gereken nedir? Biz bir dedektifiz ve iyi bir araştırmacı dedektifiz. Etrafımızdaki olayları iyice araştırmamız ve vakaları, olayları çözmemiz gerekiyor. Belki şüphelileri yakalayacağız. Bir anlamda polis gibiyiz veya o dönemki böyle araştırmacı bir adamız. Güzel sıcak çayımdan bir yudum alayım. Bu arada şu anda canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Beni Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Delay üzerinden de, YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için ve videoları beğendiğiniz için özellikle teşekkür ederim. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum ve size cevap veriyorum. Güzel, hep sizden olumlu mesajlar alıyorum. Bu mesajlar için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çayımdan bir yudum içeyim. Şimdi adama nasıl bir soru soralım? Güzel takım, şehrin olayı nedir? Sorunuma gelin. Güzel bir takım değil. Göz kamaştırıcı bir takım. Teşekkürler Bay Reed. Alt tarafı sert çıktı diye tarzımı kaybedecek değilim. Vay be. Sarı renge hayransın galiba. Sarı renge karşı biraz zaafım var. Kişisel bir tuhaflık diyebiliriz. Bu adam biraz bana tuhaf geldi. İleride biz bu adamla ortak bir iş mi yapacağız? Buna yardım mı edeceğiz? Bu bize yardım mı edecek? Veya bize bir hani bir sıkıntıya mı atacak? Ama bu adama fazla güvenemedim, onu söyleyeyim. Yani hislerim belki beni yanıltmaz ama adama güvenemedim. Böyle sarı giyinmesinin de bize bir şeyi var, bir anlamı var. Belki bir olay çözeriz sorunuma gelince. Bana birisinin sorunum hakkında bana yardım edebileceğini söylemiştin. Görüler kötüleşmeye başladı. Rüyaların bu kadar canlı olması Oakmont'ta nadir olmayan bir şey. Şansa bakın ki bahsettiğim kişi Robert Tagore Morton. Şu anda limanda. Bu konuyu araştırmak için çok zaman harcadı. Gerçi maalesef şu anda daha önemli bir konuyla ilgileniyor sanırım. Onu nasıl bulurum? Merak etme, göremem mümkün değil. Tugorm'un kalabalıkta kendini belli eder diyor.
Evet, kendini belli edecek bir adama benziyor demek. Bu şehrin olayı nedir? Gelmek kolay olmadı. Bulunduğum çoğu haritada burası işareti değildi ve bu çürük gemi buraya gelen tek kimlik. Neden böyle? Sıradan bir yer değil. Benzersiz coğrafi konumu ve son zamanlarda çıkan sel yüzünden ulaşılması zor bir yer oldu. Sonuçta gelebildiniz Bay Reed. Eminim kaderin ağları öyle ya da böyle sizi buraya getirecekti. Kalacak bir yere ihtiyacım var. Evet, ona bir... Buradayken başımı sokacak bir yere ihtiyacım var. Önerim var mı? Endişelenme, senin için bir yatak ayarladım bile. Şeytan resifinde senin adına bir oda tutuldu. İşte anahtar. Oldukça etkileyici. Güzel. Bir kitabı asla kapayla yargılamayın Bay Reed. Çok güzel bir söz söyledi arkadaşlar. Bunu hayatınızda yani beyninizden girsin bu kelime. Hiçbir zaman beyninizin bir köşesinden çıkartmayın. Bir kitabın kapağı sizi yanıltmasın diyor. Yani dış görünüş, gerçekten insanlar hayatta hep böyle bir dış görünüşle veya insanların giyimi kuşamıyla değerlendiriyoruz. Aslında kafasındaki düşünceleriyle, yüreğinden geçenleriyle de değerlendirmek gerekiyor. Hayatın aslında bir anlamdaki felsefesi de bu. Her yaş grubundan insanı, yaşı ister küçük olsun ister büyük olsun, karşımızdaki insanı önce dinlemeli, saygı duymalıyız. Ne derse desin, bir süre onu sakince dinlemeliyiz. Yani oyun oynuyoruz, birçok şeyler yapıyoruz, hayat hızlı bir şekilde akıp geçiyor ama zamanın kıymetini bilmek gerekiyor ve zamanı güzel yaşamak gerekiyor. Önemli olan karşımızdaki insanı iyi dinlemek, ona değer vermek, onu anlamak. Şeytanın nasıl gidebilirim? Alt yazıyı okumayı size bırakıyorum arkadaşlar. Belki ilk başta size sıkıcı geliyor olabilir ama oyunun ilerlediği zaman da hoş bir hal alıyor. How do you fill your days, Mr. Vanderburg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. Why is? No better moment for clarity. Şimdi zor zamanların daha iyi bir zaman olamaz. Çok doğru. Diğer yerler mi? Ne gibi? Güzel dedektifsin değil mi? Pekala, polis istasyonu, şehir arşivini, gazeteyi, gerçekleri bulabileceğin yerleri işaret dedim diyor. Bir ada, yolları ise gizem, kimse elinden tutmayacak. Bu yüzden ilk ucunu nasıl araman gerektiğini bilsen iyi olur. Güle güle. Şimdi bu kadar sanırım. Bana yardım ettiğin için teşekkürler. Eğer konuşmaları... Hayır, benim için zevkti Bay Reed. Ben önce senin daha sonra nasıl iletişime geçebilirim? Endişelenme, gerektiğinde seni bulacak olan benim. Ben seni bulurum diyor yani. Çok güzel, harita etkinleştirmek için bas. Yani oyunun bizim gitmemiz gereken yer. Polis noktası. İlgi, plaka fotoğrafı, bunu aldık. Vaka raporu, bulmamız. We'll meet again, Mr. Tekrar görüşeceğiz dedi. Şöyle bir etrafı inceleyeyim. Fotoğraf makinem vardı benim. Bu bizim adamımız, bizim geldiğimiz teknenin adı Ciheron. Şöyle bir bakalım, etrafı inceleyeyim. Şöyle bir kuş mu? Kartal mı? Nasıl bir şey uçuyor orada? Kartal değil, karga herhalde böyle. Tuhaf bir şey böyle. O zamanın... Bir şey kaçmış ama. Şöyle bir etrafı şuradan geçelim. Eski arabaları görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman o dönemin arabaları. Bayağı bir eski bu. 1920'li ve 30'lu yıllar. Aklıma Bir Zamanlar Amerika filmi geldi. Oradaki böyle bir atmosferde öyle bir... Bilirsiniz, Robert De Niro'nun oynadığı çok efsane bir filmdir.
Bu adam sırtına sonumuz yakın. Tekrar başlayalım. Aşağıdaki yukarıdaki çıkmayacak. Aşağıdaki yukarı çıkacak. Tohumlar ikili diyor. Allah Allah. Aşağı düşüp de çıkmak var mı ki buradan, bir saniye? Oho, ne yaptık biz? Buraya gitmeyelim. Tamam, gideceğim yer belliydi de şuralara da bir gezeyim dedim yani. En azından ne oluyor ne bitiyor diye. Şimdi geri çıkamıyoruz. Şurada bir yer var. Şöyle bir şuraları inceleyeceğim. Her yeri inceleyeceğim de. Şurada bizi bekleyen bir adam var bak. Umdörtü Kelbar Hex çıkış. Johannes Wanderberg dedektifçi görünümünün kaynağı bildiğini söylüyor. Hadi bakalım. Adı, asıl adamımızın yanına geldik. Bahaneleriniz umurumda değil. Oğlum bulanana kadar kimse limandan ayrılamaz. İşte o kadar. Affedersiniz Robor. Robert Throgmorton. Siz misiniz? Evet ama ilgilenmiyorum. Git buradan. Adım Charles Reed. Özel dedektifim. Boston'dan yeni geldim. Bana yardım edebileceğiniz söylendi. Özel dedektif mi dedin? Belki de birbirimize yardım edebiliriz. Arkadaki adam da var ya, o elinde şemsiyeyi tutan adam var ya, o da Mafya 2'deki bir karakteri andırıyor ama Mafya 2'deki kötü adamlar var diye onlara benziyor. Şimdi diyeceksiniz ki Mafya 2 nereden aklınıza geldi? Oyunun atmosferi zaten çok farklı. Bana Max Payne 2'yi de canlandırıyor aklımda. O yağmurlu kasvetli havası. Çok farklı bir atmosfer. Oğlunuza ne oldu? Görürler aklına ne bileyim. Gördüğünüz biraz sıradışı. Lütfen beni bağışla ama senin gibi bir adamla daha önce tanışmamıştım. Çünkü kimse de onu soruyor. İlk önce bir adamı böyle bir yumuşatalım, şöyle bir adamı tanıyalım. İlk önce sorulara boğmayalım adam. Görürler hakkında ne biliyorsunuz? Görürler ve hisleri salgını hakkında konuşması gereken kişinin siz misiniz? Bundan kurtulmaya çalışıyorum. Başka bir sorunla gelen başka bir yabancı daha. Evet, neden bahsettiğini biliyorum. Birkaç soru sorabilir miyim? Çok üstüsün oğlum. Aldık kayıt ve bu. O beyaz somurtlarda dolu şehirde kimse bir şey yapmıyor. Ama evet, hadi rüyaların hakkında konuşalım. Let's talk about your dreams. Oğlunuza ne oldu? Sorma da sakınca yoksa. Oğlunuza ne oldu? Neden umursuyorsun? Amacın ne yabancı? Özel dedektif olduğumu söyledim. İnsanları bulmak benim uzmanlığım sayılır. Öyle mi Albert, görevlendirdiğin derin deniz araştırmasına katılacaktı? Arkamdaki işe yaramaz herif Albert'in bir can kurtaran botun içinde karaya vurduğunu söyledi. Bilincinin neredeyse olmadığını, başka bir dilde anlamsız konuştuğunu söyledi. Onu ısırmaya da çalışmış. Ve sen ona inan, tamamen saçmalık. Yaz bunu bir yere. Büyük hayran değilsin anlaşılır. Nereden beri bu balık surat şehrin her yerinde. Ve artık kokuşmuş göçmenler şehrin yarısını kapıyor. Liman, kara, kabuklu yol her yerdeler. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community. Not to mention that crime rates have skyrocketed. Tavan yaptığına söz etmeye gerek bile yok. Beradan başka bir şey değiller diyor. Burada da Albert'ı bulmaya deneyebilirim diyor. Bay Togurman, izin verin, yardım edeyim. Kayıp insanları bulmakta iyiyimdir. Albert'ı bulacağım. Bunu yapabileceğini nereden biliyorsun? Oakmont yeni gelenlere karşı nazik değildir. Karşı nazik değilmiş.
Vera, haklısın yabancı. Vera mı? Akadan biraz daha bahset. Abrutan olduğu hakkında daha fazla bilgi ihtiyacım var. Ya dinlemiyor muydun? Sana zaten her şeyi anlattım. Sefere çıktıktan sonra halka içinde bulunmuş. Biraz kaba konuşuyor. Gene maymunluğunu yaptı. Bu balıkçı güya beni aramaya çıkmış. Burada değil. Maymun yine maymunluğunu yaptı. Onu söyleyeyim biraz. Konuşması değişti adamın. Başka bir şey var mı? Evde şüpheli bir şey yaşandı. Bir görmeni öneririm. Veram o balıkçıya biner hele. Pardon, Veram dedin. Ne demek? Toplumda olayım. Ne istiyorsun anlıyorum. Teşekkürler. Balıkçı evi nerede? Olayın olduğu ev nerede? Kaya şükürsün. Özellikle konu sanırım. Evin tam önünde duruyoruz. Tram butu hala buralarda mı? Daha sonra evin soluna ilerleyicilere çevrili sahil göreceksin. Bot orada. Gidiyorum. Konuşma eğlenceli olsa da Bay Tuk'un artık işe koyulmalıyım. Oğlumu bul yabancı ve acele et. Daha fazla için bilgi için bas. Şimdi kanıt ve ne yapacağın, nerede gideceğin konusunda önemli bilgiler içer. Kanıt elde etmek için nesneler, insanlar etkileşime geç. Zihin sarayında ipuçlarını birleştir ve fotoğraflar çek. Kamerada kadrajındaki beyaz çerçeve doğru noktaya baktığını gösterir. Kamera. He. Önemli konumlar ortaya çıkartmak için kanıtı yakından oku ve sonra yolunu planlamak için haritana yerleştir. Anladım. Yani adamın oğlunu bulmamız gerekiyor. Bu da diğer önemli şeylerden bir tanesi. Adamın oğlunu bulmamız lazım. Bu bizim için önemli bir şey. Şimdi şöyle yapalım. Harita vaka raporu. Tamam, burada fazla etkileşim yapamıyoruz ama bak, burada fotoğraf çekimi geçmiş. Geçmişi görüş, zihin sarayı, arşivler, asma kilitler. Asma kilitler zayıf, tahtalar silahla ve yakın dövüş darbesiyle kırılabilir. Yani asma kilitleri dövüş diyor. Bu neymiş ya? Eğilmiş durumdaki düşmanlar seni fark etmesi güçleşir. Düşmanlar akıl sağlığı da beden sağlığına da zarar verebilir. Bazı düşmanların nafuş sürpriz olarak eşsiz yetenekleri bulunur. Ama çoğunun zayıf noktalarda vardır. Mühimmat ve malzemeler kıt bulunur. O zaman mermiyi idareli harcayacağız. Yağma, zanaat ve görev ödülleri malzeme edinmenin tek yoludur. Silahlar kendi kendilerini dolduramazlar. Tabii ki R'ye basıp rolaydıt yapacağız. Şarjör değiştireceğiz. Zıpkın düşman yaratıkları kısa sürelerine sersemletir. Burada denizin içine gireceğimiz gözüküyor. Fişekler yolunu aydınlatır ve düşman yaratıklarının dikkatini dağıtabilir. Hasar gördüyse dalış kıyafetinin basıncını düşürmek için yavaşça bas. Vaka raporundan yola çıkarak... Şimdi balıkçıların evi. Orayı bir araştıracağım. Van Berg dedektif grubunun kaynağını bildiğini söylüyor. Mektup. Mektuplar nerede? Zihin sarayı. Berk'ten. Düşmanlı. Çıkarım seç. Zihin sarayı diyor. Haritayı yerleştir. Oğlu bulmak istiyor. Peki bunu nasıl bulacağız? O adamın oğlunu nasıl bulabiliriz? Talimatlarım oldukça açıktı değil mi? Burada bu adamların adamı. Burada bir tane adam var. Bildiğim her şeyi zaten söyledim diyor. Bak, polisle aptalca bir şey yapma yabancı. Ellerini de görebileceğim bir yerde tut diyor. Şimdi ben buraya gireceğim de, buraya girmeden önce şu karşıda bir yer var, orayı merak ettim. Oraya bir gitmek istiyorum. Bu araba çamura mı batmış, ne olmuş? Tuhaf, esrarengiz, çok farklı bir atmosferi var oyunun. Şöyle göstereyim size. Şurada 1920'li yıllara ait bir eski model bir araba var. Tabii ki şimdi bize çok farklı ve böyle bir tuhaf geliyor ama o zamanlar insanlara da normal geliyordu. Çayımdan bir yudum alayım. Oyun biraz ağır ilerliyor.
ağır bir oyun. Belki hemen böyle canın sıkılabilir ama zaman geçtikçe her şeyin güzel bir tarafı olacağını düşünüyorum. Ama vurulup acayip yerler varmış. Biz buraya gideceğiz ama. Tabii. Şu yağmurdan bir kurtulalım artık ya. Burada böyle bir polisler mi var? Ben dedektifim. Şöyle bir etrafı zihin. Kalp gözüyle bir bakalım. Şöyle bir etrafı inceleyelim. F'ye bastığım zaman şuralara şöyle bir bakayım. Şöyle bir etrafı inceleyeyim. Eskinin dolapları, eskinin böyle buzdolapları gibi bir şeyler içerisine her yerde ahtapot var. Adamlar hep demek ki deniz mamulleri yiyorlarmış. Her yerden ahtapot çıkıyor. Her yerde deniz mamulü çıkıyor. Eskinin sobalarını görüyor musunuz? Adamlarda bir sanat varmış ya. Yani lavabonun şeyi bile farklı böyle. Enteresan. Duvarlara bir şeyler asmışlar. Sarımsak gibi bir şeyler böyle. O zaman işte yani şu bölümü tasarlamak bile hani bir insan en azından belki böyle bir gününü almıştır şu sadece evi tasarlamak bile. Düşünün yani artık ortadaki yemeği. Her yerde balık. Ortam zaten aydınlık. Çok fazla ışık yakmaya gerek yok. Ama burayı incelemem. Burada bir şey var. Kitap nemli ve hasarlama iyi bakıldı. Kitap nemli ve hasarlı ama iyi bakıldı kesin diyor. Biri kitabı okuyormuş o zaman burada bir iz var. Burada bir yaşam belirtileri var zaten. Öyle olmasa bu da bir anlam içeriyor yani. Şurayı bir açalım. Burada metal mermi kovanı, mermi kovanı, bir sürü mermi kovanı silahları toplayacağız o zaman. Bu köpek yatağı sahibinin yatağından daha iyi görünüyor. Dog mat looks better than the owner's bed. Biraz da espri katmışlar işin içine lan. Üşüdüm be. Sırtım hep yağmur. Yaş oldu. Biraz ısınayım ya. İyi biraz şöyle ısınayım. Sırtımı mırtımı bir ısıtayım şöyle dur. Oo, tamam şöyle. Üstüm başım hep yaş oldu be. Isındık. Güzelce ısındık. Bak sobanın şeyine bak. Bak. Aklıma şey geldi ya. Şöyle fotoğrafını çekeyim. Bunun böyle tepesinden çocukken bizim evimizde de sobalı bir evde oturuyorduk. Müstakil güzel bir evimiz vardı. Bahçeli böyle çok güzeldi. Sobadan böyle üstünden şöyle üçgenler olur ya yuvarlaklar. Oradan tavana böyle ışık vururdu. Onun böyle güzel olurdu. Kestane üstünde kestane kızartırdık. Portakal kabuğu atardık. Üstünde işte çay demlerdik. Çay içerdik güzelce. Ne günler ya. Güzel günlerdi. Yani onun ayrı bir tadı var. Sobanın gerçekten böyle soba güzel ısıtıyor evi. İnsan içini de ısıtıyor. Nostalji oldu benim için de böyle bir geçmişe gittim. Ne günler ya. Vay be, zaman ne çabuk geçiyor. Yani hayat o kadar hızlı geçiyor ki arkadaşlar. Bir anda bakmışsınız. Çocukluğunuz, büyümüşsünüz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, iş hayatı. Yani tutamıyorsunuz zamanı gerçekten. Bir şey kuru yapmama ile bir aşırı güç gerektirir böyle köşeye. Ben bahsetmiyorum bile. Oo. O zaman burada büyük bu şeyi kıpırdatmak bile aşırı güç gerektirir. Böyle köşeye atmaktan bahsetmiyorum bile. Burada çok büyük bir şey var. Bakalım ne bulacaksın yabancı. Şu adamla biraz konuşalım bakalım. Merhaba, hey, beni duyabiliyor musun? Başım. Ne, kimsin sen, polis misin? Onlara zaten her şeyi anlattım diyor adam. Başı ağrıyor adamın kendine değil. Şok geçiriyor. Sorun yok adım Charlie Treat. Özel dedektif Bay Throckmorton beni oğlunu bulmam için. Tamam tamam ne istiyorsun? Neler olduğunu anlat. Sen kimsin? Bir adam ilk önce adam tanıyalım. Sen kendinden bahset. Adım Will Ward Pymont. Balıkçıyım. Hepimiz balıkçıyız. Birlikte yaşıyoruz. Ben zavallı. Dostum Paul, Barry ve Inmontlu Lewis Flynn.
Sel'den sonra buraya taşındık. Eskiden demir yolu işçisiydim ama artık demir yolu çalışmıyor ve ben de balıkçıya başladım. Yoksa aç kalırdım. Ya oyunda var ya, beni etkileyen çok sahne var. Niye derseniz şunu söyleyeyim. Önceden diyor demir yolunda çalışıyordum diyor. Demir yolu diyor kapandığı için diyor balıkçılığa başladım diyor. Balıkçılık da yapamazsam diyor. Yani diyor başka yapacağım bir iş yok diyor. Çaresizim diyor. Adam yani diyor elim tutuyor ayağım tutuyor diyor. Dilenmiyorum diyor. Güzelce diyor çalışıyorum diyor. Yani ne olursa olsun adam ekmeğinin peşinde koşan gariban bir adam. Yoksa diyor aç kalırdım diyor. Yani işsizlik kötü bir şey, ondan bahsediyor. Yani benim tabii ki atmosfer farklı. Benim anlattığım olay günümüzle alakalı. Yani güzel bir şeye değindi adam. Bu arada adam şey güzelmiş. Yeleği falan, paltosu güzelmiş. Neler olduğunu anlat diye soracağım biraz sonra. Adam işte işsiz kalmamak için bu balıkçılık işine girmiş. Burada neler olduğunu bilmek istiyorum. Her detayını. Çok fazla hatırlamıyorum. Ben, Paul ve Lewis buradaydık. Burası bizim evimiz. Barry dışında. Kendi işiyle uğraşıyordu. Sonra Tugur Morton oğlunu taşıyarak geldi. Baygın ve zar zor nefes alıyordu. Barry Boy, Bay Robert çağırmak için ayrıldı diyor. Barry, Bay Robert. Sonra ne oldu? Adam Lewis'in odasına götürüp sonra korkunç sesler çıkarmaya başladı ve Kay, başım patlayacak gibi. Ve o uyandı. Sonrasında olanları hatırlamıyorum. Sadece hayaller, su altına kalmış sokaklar, uyuyan bir dev, beni çağıran bir ses. Bu nasıl bir hikaye ya? Kulağa tanıdık geliyor. Diğerleri nerede? Şimdi diğerlerini... Yerde olan Paul Kay onunla olsun. Barry dışında Bay Tuberman ile birlikte şanslı serseri her şeyi kaçırdı diyor. Çocuğun nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kötü şeyler düşünmeye başladım. Kay kim? Bahsedip durdun, Kay de kim? Yabancı, biraz saygılı ol. Kay bizim tanrımız, ışığımız, sevgimiz. Bu kimmiş ya? Bağışlarını bilmiyordum diyor. Paolo ne oldu? Paolo nasıl öldü biliyor musun? Bilmiyorum. Kendime geldiğimde o çoktan ölmüştü. Kay ona merhamet etsin diyor. Aşkı gitmem gerek. Kesinlikle. Kendine dikkat et bir. Lütfen dedektif bayım. Bana gerçeği söyleyin. Ben yapmış olabilir miyim? Paolo ben öldürdüm. Kay onu beni öldürdü. Adam kafası yerinde değil. Öldürdüm diyor. Henüz bilmiyorum Will. Polis buraya giren çıkan herkesi durduracak. Biraz dinlenmeye çalış diyor. Rüyamda göreceklerinden korkuyorum. Zaten bu adam o sesleri hala duyuyorum diyor. Ne olmuş be? Sağol adam, yüzünü zar zor fark edebildim ölümüne. Dövülmüş diyor. Bu ne ya? Lan bizim adam o. Bir şeyler oluyor burada ha. Ruhani şeyler oluyor bak. Tuhaf tuhaf. I can barely recognize the face of the poor fella. Yüzü parçalanmış adeta adam. Biraz önce böyle hayalet gibi bir şey çıkmadı mı? Burada bir ipucu bulmam gerekiyor benim. Balıklar var. Adamla konuştuk zaten. Bu adam ölmüş. Yerde yatan adam. Zihin. Zihnimizde ne yapabiliriz? Şuraya gideceğiz zaten. Alkol diyor. Alkol aldık. Çuf çuf. Şöyle bir bakayım. Tren. Başka alacağımız bir şey var mı? Sadece bir siyah gölge yapmışlar aynayı. O zamanın şartlarındaki şeyleri görüyorsunuz.
O zamanın fotoğrafları, işte reklamları, gazete küpürleri, afişleri, o zamanın askeri komutanları, gazeteler, dergiler. Şurada da şeyler var. Eskinin trenleri, oyuncak treni. Choo-choo. Bak burada şey var, Hem. vagon. Vagonu var. Önde de lokomotif var. Şurada da tren rayları var. Etrafı incelemeyi severim. Bütün oynadığım oyunlarda, bütün hepsinde. Şuradan geçelim mi? Burada bence bir. Bu da deniz kıyafeti var. Bunlar ne? Neyse şuradan devam edelim. Şimdi etkinlerimiz. He, tamam. Eskinin saatleri değil mi bu? Balık gözü diyor. Oo, Renkhangel. Allah Allah. Peki. Burada bir şey yapamıyorum. Şurada şöyle yapacağım bak. Drakin Yürek Gran, bu nasıl bir kelime ya? Bu adam o mu böyle tuhaf tuhaf kelimeler konuşuyordu? Bu adam bu muymuş buraya yatırdıkları? Oğluma ne oldu diyordu ya, bu herhalde. Ama peki bir şey yapamıyor muyuz? Bitti. Hikaye şeyi bitti. Ha. Buradan bunu anlıyoruz. Anladım. Burada bir şey var. Allah Allah. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Yasak komut fazla etkilemiş diyor. Never seen knives like this Böyle before. bıçaklar görmemiştim. Usta Master işi diyor. Ford. Balıkçı şeyi ama o. Baksana balık pullarıyla etrafı balık pullarıyla çevrili. Bak. Never seen knives like this before. Çok farklı. Masterful work. İşte burada bir fotoğraf var. So that's what Demek Inn's Mouther o looks böyle like. görünüyor diyor. Oradan da bunu çözdük. Şimdi bizim hikayemizde şurada bir şey var. Farklı bir şey. Allah Allah. Al bunu maymun suratlı. Ha. İşte bu. Bunu buradan atmış adamın üstüne. Burada 3 kişi varmış bak. Çok güzel ha. Çok güzel bir şey çözüyorsun ya. Dedektiflik yapıyorsun burada. Sherlock Holmes tarzında. Sherlock Holmes'i biliyorsunuz böyle bir yanında Doktor Watson vardı, yardımcısı. Beraber vakaları çözüyorlardı. Çok güzeldi. Robert Downey Jr.'ın oynadığı herhalde 2009 yılında bir çıkmıştı o filmi, ilk filmi. Sherlock Holmes romanları, kitapları da vardır. Çok güzel bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Romanlarını da okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bunun hızlı olman lazım. Evet, kaç diyor. He. Buradan atlarken kim? What happened?
Adam burada yatıyormuş. Let's see what we have here. Tamam bakalım burada ne varmış diyor. Bir numara. What's happening? Birinci olay bu. What's happening? Birinci olay bu. Peki şurada bir şeyler çıkabilir mi? Burada bir şey yokmuş gibi görünüyor. Burada ne oluyor demiş. Ne oluyor dedi. Bunlar geldi. Şunu kimse... Al bunu maymun suratlı. Şu atıyor onu. Şimdi ikincisinde... Şurada bir olay ol. İki. Evet kaç diyor. Bir. Bir hala bağlantılı. İki. Burada hiçbir şey yok mu? Aha. Yok. Buradaki olay farklı. Peki aşağıda bir şey var mı? Burada bir şey çıkabilir mi? Burada da... Ha. Tam ışığın şeyi pardon. Bunu nasıl yapmış? Bunu yana çeviriyor, yana düşürüyor. Kaç. Şu balık he tamam. Bu balık kafa var ya balık, bu balık adam. Kesin balık adam burada bir olay yarattı. Bunu atan kim? Bakayım balık suratlı mı da? Balık suratlıya benziyor. Balık adam var ya. Şu ikinci olay. Take this ape face. Tabii cinayeti nasıl çözeceğiz biz ya? Bir balıkçı olan Will Hammond diğer 3 balıkçıyla beraber yaşıyor. Bunları öğrendik. Şimdi Robert'ın isteği onu anladım. Otel odasının anahtarı tamam. Mektup geldi. Robert Morton bul. Bu geç envanter, patlayıcı ve tuzaklar. Harita, yetenekler, zihin, 3, dövüş yeteneği, bilgi, zihin sarayı, bir balıkçı kayıp, antipsikotik salgın, Albert dengesizleşmiş, hepsi birbirine bağlantılı mı? Yanında evde 3 balıkçı varmış ama ben yalnızca 2 tanesini buldum. Evde 3 balıkçı varmış ben yalnızca 2 tanesini buldum. Kurban olmuşlar. Delice ve vahşi davranı saçmalıyormuş. Çıkartmalar. He. Şunu. Birleştiremiyorum. Neymiş? İkisini birleştirdik. Tamam, çıkalım buradan. What's happening? Sağlığım iyi durumda ya. Şu kim ya? Bu yatağın başındaki ne? What's
1, 2, 3 tane adam var. Yatan baş yatakta da o yatıyor. Tamam, 1, 2, 2 tanesi burada. Hayır, elinde silahlı biri var. Balık adam değil mi yoksa? Al bunu, maymun suratlı diyor. Bunu vuruyor. Burada bunu öldürüyor. Maymun suratlı dediği kim? Çok farklı şeyler oluyor. Acayip acayip şeyler oluyor. Niye biz bu şeyden çıkamadık hikayeden? 3 numara burada. Tamam, buradan kaçıyor 3 numaradan. Şuradan bir yerden çıkacak bu adam ya, devam. Bir saniye. Hikaye kayboldu. Buradan aşağı atlıyor. Anladım. Buradan atla. Şurada bir şey var. Ne o? Hikayenin içerisine... Olay örgüsünü tamamlıyorsun aslında. Let's see what you find. Nerede o? Ha. Şurada ışık vardı, parlama yaptı. Tamam, 3 nokta var, 3 nokta belirlenmiş. Bayağı karıştırıcı bir şey bu ya. Take this, ape face. Şöyle yapacağım. Bir saniye. Envanter. Harita. Yetenekler. Kaybolan oğlunu arıyor. Robert'ın isteği. 1. 2. 3. 3 numara nasıl oluyor? Ben buradayım. Charon gemisi, bütün kanıtlar toplandı. Güç. Burada geç. Zihin sarayı. Şimdi burada zihin de bize bazı ipuçları veriyor. İle arasında bir düşmanlık var. Summon düşmanlığı. Albert dengesizleşmiş. Tamam. Master Space birleştir. Tamam. Buradan çıkacağım ya. Çok bayağı bir karışık bir hale geldi buradaki şey, olay. Tamam, burada. Gizli bir şey var ya. Bu koşuyorlar. What's happening? Peki bu buradan alıyor bunu, tamam. Bir şeyi fırlatıyor. Şurada adam indiriyor aşağıya. Al bunu, maymun suratlı. Burada bir çatışma var. Burada silah çekmiş. Silahla
Bunu vurmaya çalışırken bu da buradan şey yapıyor. Sonra bu kaçıyor. Şu kimse. Elinde silahlı olan kaçıyor bak. Kafaya baksana bir. Balık alan bu. Kesin balık alan. Kaçıyor. When Albert Throgmorton woke up, yanında kendine değilmiş. Balıkçılara saldırmış reisleri onlara yayılmış. Yaralanınca da kaçmış diyor. Önemli kanıt toplandı. Zihin sarayı. Kendimizi geliştirdik mi? Buradan kaçmış demek. Buradan aşağı atlayacaktık biz. Tamam mı? Zihin sarayı diyor. Adamın yanına tekrar mı gideceğim yoksa bir araştırma mı yapacağım? Şimdi şöyle yapalım. Zihin sarayı. Evet. Albert yaralanınca kaçmış. Albert dengesizleşmiş. Albert balıkçılara saldırmış. Bir balıkçı kayıp. Uyandığında evde 3 balıkçı varmış ama ben yalnızca 2 tanesini buldum diyor. Lan ne oyun be. Harbiden var ya. Biraz zaman harcayınca çok çok keyifli oluyor. Bir balıkçı kayıp. Albert balıkçılara saldırmış. Albert yaralanınca kaçmış. Trunkman düşmanlığı. Albert dengesizleşmiş. Bir balıkçı kayıp diyor. Vaka raporu. Bir balıkçı çarptığını baygın şekilde kendi evine getirmiş. Sonra burada bir şey var. Hadi oyuna devam edelim. I gave you clear instructions, did I not? I've said everything I know. Don't do anything stupid, newcomer. I gave you clear instructions, did I not? Peki burada ne var? Ben burayı araştırdım. Burada bir şey mi var eksik? Bir şey mi unuttum ben burada? Yo. Zihin sarayı diyor. Oraya bir yönelelim bakalım. Bence ileriye gideceğim. 4 numaralı şey yaralı burası. Buraya gitmeme izin vermiyor. Şu ileriye doğru bir gidelim. Buradan nere? Çınmıyor burası. Şimdi davayı çözeceğiz ama şöyle bir nokta var. Robert'ın isteği limandaki kaybolan oğlu Albert'ı bulmak istiyor. Tamam. Robert'ın isteği şu ne? Mont şehri iskelesi zihin sarayı. Çıkartmalar Albert etrafta. Tamam, üçünü birleştirdim. Tehlike. Trunkman karşıtı his. Albert Trunkman tehlikeli diye altura hisleri yaymış. Benim balıkçı dostlarına karşı tehdit arz ediyordu. Kuşları yaralanınca kaçmış. Evet, parçaları birleştiriyoruz. Şimdi bunlar bir araya gelecek ve Albert'ı takip edebilirim. İşaretleri takip et. Zihin gözü yoluyla rehberi ederek işaretleri göster. Bunlar takip edebilirim diyor. Oho, bu ne ya? Albert'ı takip et diyor. Allah Allah, her yerde iz var. Bunu nasıl yaptınız ya adam? Şurada bir hareketlilik var lan. Tövbe tövbe,
bak. Ruhani ruhani hareketler. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Bak kaçıyor bak. Buradan gidiyor. Burada. Ha, ben bulacağım buradan. Albert. Tam benim işim ha. Dedektifli var ya. Lan dur lan. Tamam buradasın. Burada kayboluyor ama. Hı-hı. Bana bir şeyler oluyor var ya. Adam burada. Nereye gitmiş olabilir ki? Balıkçı Arbor'u takip etmiş, birkaç el ateş bile etmiş diyor. Yeni zihin sarayı ipucu. Tamam. Balıkçı Arbor'u takip etmiş, birkaç el ateş bile etmiş diyor. Lan ne? Vaka çözüyoruz ama var ya, cinayet çözüyoruz resmen. Ne oldu ya? İşte burada. Lan ne oluyor lan? Cinayeti çözerken bana saldırıyor. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Albert nereye gidiyorsun? Albert burada. Oğlu. Ha, tamam burada. Yukarıya çıktın değil mi? Evet burada burada bak. İzler burada. Albert yaralı olmasına rağmen yükseğe tırmanmayı başarmış, güçlü olduğunu söylerken Robert abartmıyormuş. Peki biz buraya mı çıkacağız? Başka bir yerde yok zaten. Tek. Buradan çıkıyor. Albert buraya gidiyor bak. Ne ya? Oyun çok esrarengiz bir havası var. Buradan gidiyorum diyor. Hareket de gösteriyor bak bana. 3 numara. Farklı bir olay perdesi bak. Of. Depo. Lan. Bak bak bir şeyler var orada. Bir şeyler bana zarar veriyor ama. Bu böcek he, tamam dur. Şöyle yapalım bari onu öldürelim de. Bana ruhani şeyler görünüyor demek ki ben hayal mi görüyorum? Ne oluyor bana ya? Sen buradasın. Zihin gözü. Tamam burada. Şurada. Cepte bir şey var.
Davis, lütfen bana bir hafta daha ver. Sana borçlu olduğumu biliyorum ama şu anda herkes gibi suya batmış durumdayım. Limanda her şeye bulaşan aynasızlar yüzünden barı sorunsuzca çalıştıracak kadar stoğum yok. Ama endişelenme, uygun insanlarla iyi bir anlaşma yaptım ve yan ve yakınla düzenli bir tedarik ağına sahip olacağım. Sadece bir hafta daha ver, borcum iki kat faiz bedeliyle ödeyeceğim diyor. Demek ki yeni zihin sarayı kucu. Değişti bura. Kan hâle taze. Kime aitse çok uzağa gitmiş olamaz. Allah Allah. Arkadaşlar, oyun gerçekten çok esrarengiz ve sizi kan hâle taze ve uzağa gitmiş olamaz diyor. Yay aldık, barut aldık. Şimdi savaşmamız gereken şeyler var mı? Emaneti çek. Oldu mu yoksa bu? Kendini kim asmış burada? Ölümcül tek bir atış, bu bir kaza değil, kasıtlı yapılmış diyor. Yeni zihin saray yapıcı, yeni saray. Albert öldürüldü. Albert'ı öldürmüşler. Babanın oğlu vardı ya, o girişteki maymun adam vardı ya. Nasıl bir senaryo, nasıl bir... Ne oluyor ya? Tövbe tövbe, acayip acayip şeyler oluyor. Kafaya kurşun sıkmışlar. Kasıtlı yapılmış. Biri bunu öldürmüş. Vay be, adamın oğlunu bulduk ama ölü bulduk ya. Şimdi etrafı bir inceleyelim. Ne diyeceğiz şimdi babaya? Senin oğlunu öldürmüşler mi diyeceğiz? Ne kadar kötü bir şey. Bu acı haberi nasıl vereceğiz ya? Zihin Sarayı. Zihin Sarayı T'den mi açıyorduk biz Zihin Sarayı'nı? Oo, bura güzel. Kanıt. Harita. Zihin Gözü. Buradan Zihin Gözü görülmeyenleri görmeni sağlar. Keşke hayatta da böyle bir özelliğimiz olabilse, değil mi? Ne güzel olur. Yani hayatta da böyle göremediğimiz şeyleri zihin gözüyle görsek. Hislerimizle böyle anlayabilsek. Çok güzel bir oyun ya. Zihin gözü yunlar rehberi gidecek işaretleri gösterebilir. Yeni kanıt bulmak için onları takip et. Geçmişi görüş. Şu görüş geçmişi yaşanan olayları anlamını sağlar. Mahalledeki yeterli sayıda kanıtı inceledikten sonra bir görü gelecektir. Ona gir ve bütün kritik sahneleri bul. Yeni kanıt elde etmek için mahalleleri kronolojik sırayla işaretle. Vay, çok güzel. Vaka raporu. Tamam. Dövüş. Buraya girip dalış diyor. Zihin Sarayı. Bakar Zihin Sarayı. Şimdi şöyle yapacağız. Albert öldürüldü. Üçü birleşiyor. Yalnız konumanına barda saklanıyor olabilir. Albert öldüren Insmontlu Lewis limanındaki barda saklanıyor olabilir. Albert'ı kovalamış diyor.
Lewis Albert ölçüsün istemiş olabilir. Lewis Albert bir Trogmon olduğu için onu dışarı atmak yerine öldürmek istemiş olabilir. Lewis bak Trogmon karşıtı bir his. Lewis Albert ölçüsün istemiş olabilir. Albert Trogmon tehlikeliydi. Albert etrafına hisleri yaymış. İpuçları. Albert öldürüldü. AK raporu. Ayak izle Albert'ı takip edebilirim. Albert Lewis ardında bir balıkçı evdeki kavgadan sonra kaçmış. Doğaüstü hislerimi kullanarak onları takip edebilirim. Takip ettim. Çantamda yırtık ceket parçası. Kan lekeli yırtık ceket. Albert'ın kaçtığı burada kan lekeli notun yanında buldum. Bu da bizim için önemli. Bunlar soğuk karşılama. Ana vaka. Albert öldürüldü. Çok güzel bir oyun yapmışlar. Gerçekten var ya bu oyunu. Yani şöyle söyleyeyim. Çok çok güzel. Albert cesedini balıkların evinde çok uzak olmayan bir deponun bodrumunda buldum. Kafadan ölümcül bir atışla vurulmuş bir kancıya takılmış ve sonra gizlenmiş. Soğutucuya koymuşlar direkt onda zaten. Davis barda olabilir. Manda barda saklanır olabilir. Davis lütfen bana bir atıva daha ver. He, tamam. Bara bir gidelim bakalım. Barda ne olacak? Kanıt yerleştir. Bilgi, plaka, iletişim, belgeler, yeteneklerimizi gösteriyor burada. Güç, silahlı milahlı güçleri gösteriyor. Otomatik tüfeğe de geçeceğiz herhalde. Tabii düşmanlarımız artacak. Buna göre de Albert öldürüldü. Bak 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 halüsinasyon mu görüyor? Ne oluyor lan? O kim? Doktor değil miydi o? Üşüdük ama oradan bir çıkalım artık. Şuradan bir çıkalım da. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Bunlar ne ya? Böyle halüsinasyonlar görüp duruyoruz. Bir tuhaf oldum ya. Barut alkol diyor. Eski kasalara bak. Vay be. Eski yazar kasalar tabii farklıymış böyle tuhaf. Buradan bir telefon var burada. Yeni telefonlar ama dedektifle dedektifini yaptı ama buradan çıkamıyorum ya da kapıyı açamıyorum ondan dolayı olabilir ama benim buradan bir an önce çıkmam lazım. Alkol. Peki sağlık durumun nasıl? Canımı yükselttim ya. Şimdi kimin yanına gideceğim? Babanın yanına bir gidelim şu adam. Öldürmüşler çocuğunu. Ne yapayım? Ne diyeyim yani ben ona şimdi? Onu öldürürler dese adam yüreğine iner ya. İnsan bence buradan bir şey var. Şuraya çıkacağız mı ki? Şurayı bir gezelim. Umurra attı bar. Bunlar zarar veriyor mu ki bize? Kirpi gibi. Ha bar burası mıymış? Şimdi bar arıyor. Ben şimdi şeyin yanına gideceğim. Baba var ya, babanın yanına gideceğim. Maymun adam. Adam adam maymun diyoruz ya. Gücenmesin bize.
Ya söyleyeyim mi söylemeyeyim arkadaşlar? Dur bakayım mesajlara. Ya adam oğlum çok kötü bir duygu ya. Söyleyeceğim. Söylüyorum. Oğlun öldürülmüş. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. No. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry. Bedeni gizlenmiş. He was murdered. Shot in the head and the body hidden. Hayır, hayır, hayır. İnanamıyorum. Bu doğru olamaz. Hayır. No, no, no. I don't believe it. No. Kaybınız için üzgünüm. Your condolences will not bring him back. Getiremeyecek ailemizin kanı beyhude işleri hep boş yerlere aktı. Zavallı Albert. Vay be davayı çözdük ya. Davayı çözdük ama bir insan ölmüş ya. Kimin yaptığını bildiğini söyle. Onun gözlerine bakmak merhamet için yalvarmasını istiyorum. Henüz emin değilim. Lewis adında bir balıkçı evden kaçtıktan sonra silahıyla Albert'ın peşinden gitmiş. Lewis demek onun hakkında ne biliyorsun? Haklı çıktın o bir. He, zaten adam pislik yığınlar yeterince şey yaptı onlarla işim bittiğinde demek olduğunu anlayacaklar. Lewis'i getir onunla hesaplamış gerek. İhtiyacın olan her konuda sana yardım edin. Mr. Throgmorton, I've encountered something. What? Ne vaktim harcama. Bölgede bazı sıradışı yaratıklar var ve kesinlikle arkadaş canlısı değiller diyor. Canavar görmüşsün Bay Reed, seni hala hayatta olduğunu görmek şaşırdı. Bu rahatsız edici şeyler selden sonra ortaya çıktı diyor. Çok da düzgün konuşuyordum. Onlarla alakalı birkaç çalışma yaptım ama başladığımız zamankinden daha fazlasını biliyoruz. Agresifler ama neyse ki silaha bağışık değiller. Evet, bunu kendim öğrendim. Mümkün olduğunca onlardan uzak dur. Uzak dur. Zaman silahlarını hazır tut. Şimdi şeyi mi bulacağız biz? Bu oğlunu öldüren adam şeyi bulacağız değil mi? Balıkçıyı mı bulacağız? Peki bar nerede? Omurgatlı bar. Davis barda olabilir. Tehlike. Tehlike diyor bak. Gizem. Hazine. Kapalı yol. Davis barda saklanıyor olabilir. Evinde çok uzak olmayan bir deponu bodrumda buldum. Albert öldürüldü. Yırtık. Bütün kan lekeli not. Albert'ı takip edebilirim. Yani bütün her şeyi bulduk. Vakayı çözdük. Şimdi bara gideceğiz. Hadi şu bara gidelim. Bar nerede? Bu bizim adam değil mi? Bir saniye. Bar tam karşımdaymış zaten. Bar diyor zaten. Baksana. Vah, enteresan şeyler var mı? Buy fresh fish diyor. Balık satış noktası mı? Of be. Atmosfere bak be. Yani bir oyun çok güzel yapmışlar atmosferi. Benim çok hoşuma gitti. İşte burada. Tanıdık geliyorsun ama ihtiyar biri seni buralarda hiç görmedi diyor. Neyse biz bir bara gidelim. Fazladan mermin var mı dostum? Gün bir şey yemedim. Allah, olsa vereyim niye vermeyeyim ya? Adama yardım ederim de. Nasıl ha? Omurga 6 bar. Burası liman kapatıldığı için kafasını bedava yemek dağıtımı kaçıracağım. Tutulun canavarlar yerlere baksana, atmosfere bak. Çok iyi ya. Bununla iletişime geçemiyoruz herhalde. Bu da bizim... Bu kim? Bu da dedektif gibi bir şey mi? Adamlara çarpabiliyor musun?
Omurga altına hoş geldiniz. Ne isterim? Lewis Finn'i bulmam gerek. Etrafa rahatsız edici yaratıklar gibi güle. Bir adam arıyorum. Burada olabilir mi? Bilsem bile bir yabancıya ötecek değilim diyor. Vay adamlar. Onun gitmesini istiyorsun. Yardım edebilirim. Vay, borcun olduğunu biliyorum. Sorun şu ki, Mutun Albert Throgmorton'un cesedinin yanında buldum, Robert'ın oğlu. Vay, o da onu tehdit ediyor. Buraya saklanmaya gelmiş olur ama sen onu teslim edersen borcunu almaya gelemez. Öyle değil mi? Yani dostum, bu kanı açıklıyor. İyi, beni dışında tutacaksa onu alabilirsin diyor. Tabii herkes çıkarını düşünüyor burada. İşte anahtarlar, söz vermesin ve içeride ateş etme olur mu? Zeki adam, işte günlük iyiliğini yaptın. Sırtta bazı rahatsız edici yaratıklar gördüm. Daha önce hiç karşılaşmamıştım. Bunlar da ne böyle? Demek bir canavarla karşılaştın yabancı. Kimse ne olduklarını bilmiyor ama hala tek parça olduğun için kendini şanslı saymalısın. Sel sırasında ortaya çıktılar. Bazıları denizden geldiklerini söylüyor. Bazıları da keyin bize cezası olduğunu. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyunu sürekli insanlarla konuşmanız, etrafınızda etkileşim haline girmeniz gerekiyor ki ana senaryoyu anlayın ve senaryoyu çözün. Dedektiflik de bunu gerektiriyor. Her şeyi iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu oyunun güzel yanlarından birisi de bu. Peki, tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Güle güle git. Hoşça kal. Barmenin anahtarı. Barmenin anahtarı diyor. Üst kata çık. Duvarlarda bazı şeyler var. Bizim ilgimizi çekecek şeyler var mı ki burada? Burada böyle resimler var. Eski resimleri. Şu kim? What the? Get them. Oh. Extra. Gazete mi bu? Böyle şeyler diyorlardı ya. Şimdi. Hey, kimsin sen? Ne yapıyorsun? İşte bu balık adam. Charles Reese, özel dedektif Bite. Bulmak için beni işe aldı. Sanırım nerede bulunduğunu biliyor, nerede olduğumu biliyorsun diyor. Tosun aptal barmen, her şey o deli maymunun suçuydu. Duydun mu beni? Sakinleş, seninle şimdilik sadece konuşmak istiyorum ama eğer silahına uzanırsan ilahi adalet diyemeden yere kapaklanırsın. Saklayacak bir şey yok. Tüm bunlar nasıl oldu? Albert'ı sen öldürdün. Niye? Onu öldürdün. Uyarmadın, ikinci şans bile vermedin. Kaçmasına rağmen Albert'ın peşinden gittin. Neden? Hatırlamıyorum. Uyandığında sanki üzerime bir sis geliyor gibiydi. Sonra hatırladığım ilk şey o lanet depoydu. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in kanlar içindeydim. Ne olduğuna dair hiç fikrim yoktu. Manonla bilgisi olduğuna şüphelendim, haklı çıktım. Turns out I was right. Tüm bunlar nasıl oldu? Neden böyle görünüyorsun? Adama öyle sormayalım şimdi. Baştan ne olduğu anlat bakalım. Biz evimizdeydik. Ben Paul Wheatberry denize gitmişti. Ona bunu sadece kötü şans getireceğini söylemiştim. Eğer beni dinleseydi hepimiz hala hayatta olurduk. Hadi ama Lewis, odaklan. Tamam, Barry lanet maymunu evimize sürüklemişti. Oğlunu kurtardığımız için Bay Torkumut'un bize ödeyeceği ücret hakkında konuşuyordu. Ama maymun soğuktan titriyordu. Aniden sıçrayıp çığlık atmaya başladı, bize saldırdı. Sonrasında neler oldu hatırlamıyorum.
Neden böyle görünüyorsun? Hareketlerin planlı görünüyor. Albert'a yaptığın şeyler öfke yüzünden gibi görünmüyor. Kafaya ölümcül bir atış gizlenmiş bir beden. Birisi plan olup olmadığını merak etmeye başlayabilir. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kendim de değilim diyor. Neden böyle görünüyorsun? Bir soralım mı? Neden? Ne tür bir neden yüzün şey? Sırf farklı görünürüm diye bana hakaret etmeye mi geldin? Üzerine tükürmek ve arkadaşlarına fısıldamak ister misin? Hayır, üzgünüm. Nasıl soracağımı bilmiyorum. Daha önce hiç senin gibi biriyle tanışmamıştım. Hakaret etmek istemedim diyor. Yani adamın suratında bir tuhaf geldi bize. Sonra bedeni deniz tarafından kutsamış. Burada birçok yürüdü. O yüzden alası sen iyi edersin ki. Gurur duyuyoruz diyor. Adam pirana değil mi? Sen onun arasında düşmanlık olduğunu duydun mu? Bana anlatmaya ne dersin? Bu maymunlar geldiğimizde andan itibaren bizden nefret etti. Evimiz yıkıldı. Sadece kalacak bir yere ihtiyacımız vardı. Büyük ailesi bizi korudu ama diğerleri o kadar misafirperverler olmadı. İşe, yemeğe ve ilaca ihtiyacımız vardı. Şehir hiçbirini vermedi diyor. Ve sonra ekmek kırıntıları için savaşmak zorunda kaldık. Kalelerindeki tokmuntlar yüzünden hayatımız daha zorlaştı. Adamlar hep ekmek mücadelesi. İnsanlar bize karşı kışkırttılar ve bizim çektiğimiz onlarla acı çekmesini istiyorum diyor. Büyük aile nedir? Bir büyük aileden neden bahsediyorsun, ne demek istiyorsun? Demek yabancısın ha, şimdi anlaşıldı. Silahlı olan bir yabancı, soruya cevap ver. Oo, tamam, insanlar burada kan bağına, geleneklerine ve üne çok önem veriyorlar. Oakmont'un başındakilere de büyük aileler denir. Şehrin yeraltı dünyasında çoğunu kontrol eden Carpentarlar var. Blackwoodlar, Marsh ailesi sebebiyle Insmont'lar. Ve dur tahmin edeyim. Doğru, kokuşmuş maymunlar artık. Blackwoodların çoğu gitti. Koruyacak kimse kalmadı. Insmont'ları yeterince dinledim. Sanırım ihtiyacım olan her şeyi öğrendim. Hayret, onu da söylemeyin. Biliyorum bunu. İstemeyerek durumda değilim. Yapmak istemedim gerçekten. Merhamet edin lütfen. Bir ailem var. Ben olmadan açlıktan ölürler. Ne yapalım şimdi ya? Adalete teslim edelim mi? Yoksa ona söylemeyeceğim diyor. Ama bir cinayet işlemiş. Bu iş basit değil. Düşünecek zaman ihtiyacım var. Belki de fikrini değiştirecek bir şeyler önerebilirim. Üzerimde birkaç tane mermim var. Mermiyi alıp söylemem mi lazım ki onu? Ne yapmam lazım? Rüşvet tekniğine ilk kişi olduğunu mu sanıyorsun? Sabrımı daha fazla sınama, Bay Flynn. Bütün kanıtlar toplandı. Size gerçeği söyledim, yemin ederim. Şu balık adam bir kaçma. Fotoğrafını çektim. Nereye kaçarsan kaç, yakalarım seni. Bunun evi miymiş, odası mı, ne? Burada bir işaret var bence. Dışarıyı da göremiyoruz ki, böyle bir karanlık atmosfer. Masada da bir şey yok. Ne yiyormuş masada? Sosis mi, salam mı? Zihin sarayı. Şimdi şöyle yapacağız. Dur bakayım. Zihin sarayı. Davis isterikmiş, Albus öldürüldü. İfadesi Albert. Davis yerel bir barda saklanırken bulunup suç mahallinde olduğunu itiraf etti ama Albert'ı tam olarak nasıl öldürdüğünü hatırlamıyor. Evdeki diğer balıkçılar gibi zihinsel olarak etkilendiğini ve kendisinin olmadığını iddia ediyor. Kendisini Robert'a ihbar etmememi istiyor. Ya Lewis'in yerini Robert'a söylerim ya da
Robert'a yalan söyleyip Lewis'i kurtarırım. Ya şimdi ne yapacağız biz adama? Adama bir anlaşma yaptık. Albert öldürüldü. Aa, bir saniye dur. Lewis, Albert. Rockman'ın karşıyız Lewis. Şey, tesir olsun veya olmasın. Lewis, Albert. Demek istiyordu. Sebebi de vardı. Rockman'lar ile nefret. Herman gerçeği söylemeli ve katili adalete teslim etmeliyim. Tamam, adam bu. Katil bu. Balık adam. Balık adam cinayet işlemiş. Bak, hikaye birleşti. Şimdi buradan çıkıyorum ve seni adalete teslim edeceğim. Şu bizim adam yanına gidelim. Bu ne? Adam yanına gideceğim, bakayım ne olmuş. Ne acayip bir dünya ya. Ne acayip bir... Katil öldü, yalan söyle. Katil barda. Tüm şüphelendiğim gibi onun cinayetine sorumlu yerel bir barda saklanıyor. Barmene sorman yeterli. Anlaşılan ailenize bir davası varmış, bu yüzden Albert'ı öldürmüş. Bu pislik bu işten böyle kora kurtulmayalım. Tüm şehir görecek diyor. Adalet acı tatlı bir şekilde de olsa yerine geçecek. Yabancıların kendilerini bu kadar kılması nadirdir. Teşekkürler. Vay, güzel sözler. Thank you. Baytron, baskı yapmak istemiyorum ama artık bana yardım edebilecek misiniz? Evet, bunu hak ettin şey. Daha gemiden en bir yabancı polisin çözemediği cinayeti çözdüm. Konuyu dağıttım. Hatırlatsana. Konuda seni getiren neydi? Gölülerin kaynağını bulmaya çalışıyorum. Delilik olaylarını araştırıyorum. Hangisini bu söyleyeyim? Çılgın davranışlar ve delilik salgını araştırıyorum. Hepsi bu. Yerin görüntüsüne bağlı. Öyle mi? Demek ki hedeflerimiz aynı. Bu açıklanan hisleri sizden sonra Okamoto'ya yayıldı. Son jeolojik etkilerini araştırmak için bir kişi finanse ettim. Neden bir jeolojik? Göller ve sitleri bağlantılı mı? Göllerle bağlantılı mı? Selden sonra birçok benzeri kabusları gördü. Keşif lideri Profesör Dawkins bu konuda yakınıyordu diyor. Marşlere su dolu, kabeler uyuyan dev, su dolu sokaklar, derin gelen bir ses. O da böyle söylüyordu, keşfi o teklif etti, sebebini bulmak için yanıp tutuşuyordu. Neden jeolojik keşif? Keşifli anlamın değil. Selin'le bu delilin aynı kaynaktan geldiğine inanmak için sebeplerim var. Hemen her yer altında, her yer üstünde bende neler olduğunu öğrenmek için adam. Adamı düşünürsün bir şey. Bilmiyorum Albert. Keşfin bir parçasıydı. Ölümü tesadüf olamaz. Neden limana tek başınaydı? Diğerleri nerede? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound şüpheli duruyor diyor. Mr. Reed, Bay Reed, neler olduğunu öğrenmeni istiyorum. Keşfin sonuçlarıyla benim kadar ilgilendiğini umuyorum diyor. Şimdi bütün cinayet bu adamla mı ilgili şeyler öğreneceğiz biz şimdi? Hı? Ödemeyi konuşalım. Bana keşiften biraz daha bahsedin. That's all you can tell me. Let me be clear, Reed.
Allah Allah, yine maymununu yaptı. Şunun baycım, demek istediğim ne kadar çok bilirsem o kadar iyi. Ben meşgul bir adamım, araştırmayı finanse ettim ancak tüm hazırlıkları Profesör Dawk ve Albert'a bıraktım. Albert, when you finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. Peki ya ücretim? Görevi tamamladıktan sonra alacaksın. Ayrıca bu da limandaki işin için kazandığın ücret. Mermileri avansla vereceğim diyor. Tamam. O buradaki etkisini kaybetti Bay Ritzel'den sonra Akmus takas sistemine döndüm. Mermiler paradan daha önemli. Vay be. Altılı patlar, kartuş, ansiklopediler, mermiler. Tamam, bunu da soğuk karşılama. Vaka tamamlandı denizde. Yeni vaka denizde kayıp. Bu vakayı tamamladım. Olayı çözdüm. Yeni bir vaka başlayacak. Yeni bir olay. Onu çözmeye çalışacağız. Şöyle bir geçeyim şu tarafa. Gördüğünüz gibi olayı çözdük. Şimdi olayı çözdük. Şöyle bir etrafımızı inceleyelim. Vaka raporu. Yeni bir anahtar. Merkezin anahtarı. Tamam. Yetenekler, harita, ayarlar. Kaydettiğim bir tane denizde kayıp. Elle kayıt. Tamam, buraya kaydettim. 29 Haziran 2019. Tamam, onayla. Kabul et. Çıkıyorum şimdi. Bu kaldığımız noktadan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Kayıp Şehir oyununu oynadık. Sinken City Kayıp Şehir oyunu. Gerçekten güzel. Sherlock Holmes tadında böyle bir şeyi var. Atmosferi falan bayağı bir güzel. Hoşuma gitti oyun. Biraz böyle zaman alıyor ama olayları böyle inceliyorsunuz, araştırıyorsunuz ama dedektifin yapması gereken işleri yapıyorsunuz. Bu vakayı tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle ben Özgür Demir Kayıp Şehir'i oynadık ve oynamaya devam edeceğiz. Beni Twitch'ten, YouTube'dan, D-Live'dan ve diğer sosyal medyadan, Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa orada cevaplarım. Yorumlar bölümüne de bu bölümle ilgili yorumlar atarsanız, videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız bir sonraki bölüm daha hızlı gelir. Ve kanalıma abone olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.